Arkadaşlar merhabalar. Bugün 1.9 ortalamalı koç binicisi destesiyle oynayacağız. Bir tane Dart Goblin aldım savunma amaçlı. Onun dışında her kart 1 iksirlik. 1.9 ortalamalı. Bakalım bu desteyle büyük mücadelede neler yapacağız. Evet, Dark Shadow geldi. Şöyle hatta hemen bir Budru ile başlayalım. Sonra oraya bir daha bir Tombruk. Bait deste olabilir. Bakacağız. Hemen şunu da atacağım. Ana kuleyi açabilir ama neyse onu attı sonuçta. Şöyle biz de ateş ruhu atalım. Şuraya da bir iskeletler. Hatta bir deneyelim koç binicisini. Şöyle bir Dart Goblin'i atalım. Belki arkasını destekleyebilir. Tamam, güzel. Şöyle bir tomruk atalım oraya. Tamam. Rakibi gördük. Şöyle bir iyileştirici ruhla da devam edelim. Amacımız vurmak. Tamam. Birbirimizi orada keseceğiz artık. Yani bu iki tane koç binicisinin kapışması da bayağı değişik oluyor. Hemen tomruğu atıyorum. Orada bir gidelim. Vuralım. Vurur muyuz? Ve vurduk. Çok güzel. Çok iyi oldu bu. Bakalım onu destekleyecek mi? O da var. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle bir gelsin. Sonra bir de şöyle gel. Aslında o ruha gerek yoktu. Neyse zaten bir iksir attığımız için. Şu anda iksirin bizim için çok bir değeri yok. Çünkü her kart bir iksirlik olduğu için. Yani gidiyoruz atıyoruz. Tekrardan şöyle bir deneyelim. Bence şey atabilir. Çok güzel. Mükemmel bir tomruk. Yine vuruyoruz. Yani bundan sonra öyle hızlı destemiz var ki tomruğa bile dönebiliriz yani. Şöyle bir iyileştirici ruh atalım. Ucuz ucuz bunlarla vurmaya deniyoruz ve vuruyoruz. Buz ruhunu da atalım. Tamam. Şöyle elektro ruhu da atalım. Onu bir çarpmış olalım. Şöyle bir tomruk atacağım. Bu arada rakip dondurma attı. Hiç beklemediğim bir şekilde. Buz ruhu atalım. Orada bir tane bile vursak yeter bizim için aslında. Şöyle onu bir koruyalım. Belki bir tane daha gelebilir. Arkadan atıyorum o yüzden. Belki hata çıkabilir. Aynen çıktı zaten. Bir çarpalım onu. Belki dondurma atabilir. O yüzden iskeletleri de attım. Ne olur ne olmaz. Şöyle tomruğa dönelim. Birazcık. Ateş ruhunu da attım. Tamam. Şöyle hemen Dart Goblin'i de atıyorum. Tamam, hiç problem değil. Şöyle bir tomruk atacağım. Belki Goblin çetesi gelebilir ve ilk maçımızı kazandık. 1.9 ortalamalı desteğiyle. İlk maç için bence o kadar da zor değildi. Kolaydı yani. Devam edelim. Gerçekten sürekli atıyorsunuz yani hiçbir şekilde durmak yok. Sürekli elinizin bir şekilde çalışması gerekiyor. Bekleme yok. Yani paso spam diyebilirim. Hemen buz ruhuyla vuralım. Tersten de ateş ruhunu da atıyorum. Bu arada prensesi güzel yakaladık. Vay be demeye başladı. Tamam. Şöyle bir haydutu alalım. Hatta bir deneyelim ya şansımızı. Zaten hani bu destenin amacı çok beklemek değil. O yüzden bir tane vururuz gibi geliyor. Güzel. Bir tane vurduk. Şöyle güzel bu arada o alan hasarıyla onu tutarız orada. Hemen iskeletleri atıyorum. Çok güzel. Sonrasında atıyorum. Orada o prensesi alamadık ama tamam. Şu an aldık. Tomruğu birazcık daha Goblin fıçısına kullanırsak bu maçı alırız gibi geliyor bana. Ya da buraya atacağım şu anda. İskeletlerle falan savunuruz artık. O döngüyü sağlayabilirsek iyi olur. Hatta atalım direkt ya. Hiç beklemeyeceğim. İskeletler falan atabilir. O yüzden bunu da deniyorum. Güzel. Bir tane vuralım. Çok güzel. Çok iyi oldu. Şöyle yapalım. Şöyle bir de buz ruhu.
Tamam. Güzel. Şu anda iyiyiz. İyi oyundu demeye başladı. Şimdi eğer ki duvar yıkıcı atarsa Dark Goblin ile savunmak istiyorum. Tamam, bunu da Dark Goblin ile savunabiliriz. Bir gidip vuralım tekrardan orada. Bir tane vursak çok iyi olur aslında ama olmadı. Şöyle bir gel. Şöyle bir çekelim. Tamam. Şöyle bir elektro ruhu da atacağım. Tekrardan bir atağa çıkmak istiyorum. Birazcık vurmamız lazım. Avcı biraz sıkıntı bizim için ama şu an vuracağız gibi geliyor. Ve çok güzel. Bir tane vurduk. İkiyi de vurduk. Birazcık şimdi tomruğu atacağım direkt. Oraya bir iskelet yeterli olacaktır. Şöyle bir şey. Hemen şunu bir atalım. Orayı bir savunalım. O Dart Goblin'i yaşatalım orada. İki tane Dart Goblin'imiz var şu anda orada. Atmayacağım. Güzel, Dart Goblin'lerimiz de güzel çalıştı. Prensesi dahi aldık orada. Hemen iskeletler. Oraya bir tomruk atalım. Bir tane vursak alırız. Ve o vuruşu yaptık mı? Yaptık. İyi oyundu diyelim. Gerçekten çok eğlenceli geçiyor maçlar benim için. Yani sürekli bir şey atıyoruz. Yani öyle eğlenceli ki rakip bile yenildi ama o bile mutlu oldu yani. Güzel, ikinci maçımızda kazandık. Bu arada bir arkadaşımın hesabına giriyorum. Yani adım Emir değil. Yanlış anlaşılmasın. İkinci maçımızı da kazandık. Evet, üçüncü maçımızı da buldu. Yomi 476 geldi. Bol şans diyelim. Şöyle bir buz ruhuyla hemen bir vuralım. Ya hiçbir şekilde beklememeniz lazım arkadaşlar. Yani beklerseniz kaybedersiniz. Sürekli bir şeyler atmanız lazım. Sürekli bir şekilde vurmanız lazım yani. Koç binicisiyle hemen başlıyorum. Tesla. Evet, kulübe birazcık sıkıntı. Koç binicisi için. Hemen şöyle. Orada tomruğu da attığımız zaman vurur mu? Güzel, vurdurmadık. Rakipte de varmış. Rakip sanırım deprem destesi oynuyor. Depremli binici destesi, fişekçi falan. O deste olabilir. Tamam. Şuradan hemen bir iyileştirici ruh atalım. Buradan da bir ateş ruhu atalım. O iskeletlerin ayrılması iyi olmadı ama. Neyse. Şu anlık bekleme pozisyonundayım. Rakip de hızlı bir deste çünkü. Tamam. Güzel. Ana kulenin açılması benim için çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü sürekli bir şey attığım için genel olarak. Hatta bunu da atacağım ben. Bir tane de, evet, rakip o kadar yani öyle bir tomruk attı ki gerçekten. Birazcık da şansa. Tamam. Şimdi buz ruhunu bir atalım. Buradan da bir elektro ruh atalım. Yani şu an amaç bir şekilde ruhlarla vurmak. Çünkü kulübelerden dolayı rakip bize geçit vermiyor. Koç bindisi atacağım. Şöyle bir de iskeletler. Bir tane vurdu. Bu arada fişekçi yerine okçu kraliçe almış. Yani şöyle kulübeleri bir alalım dedim ama rakip gerçekten kulübelerden falan hiç geçit vermiyor. Tekrardan deneyelim şansımızı şöyle. Şuradan bir iskeletler atıp belki yakalayabilirsek onu iyi olur. Belki tomruk gelebilir. Tamam, tomruk geldi. Şimdi tekrardan bir deniyorum şansımı. Hatta ortadan bir Tesla'yı da nişanlayalım. Ya birazcık vursak güzel olacak ama vuramıyoruz yani. Sorun rakibi vuramıyoruz. Tekrardan ateş ruhu. Sonrasında koç bincisini de atıyorum. Bininci gelebilir. Rakip de depreme dönebilir tabi, o da var. Şöyle atalım. Orada ona vurdurmayalım. Güzel, ona vurdurmadık ama o da bize vurdurmuyor. Sorun o. Tekrardan arkadan bir koç bizcisi atıyorum. İskeletleri de buradan yapıştıralım. Evet. Tekrardan geldi deprem. Kule canından bitebilir bu maç.
Yine ortadan Testa'yı destekledik ama daha doğrusu Dark Goblin'i attık Testa için. Yine de iş yapmadı. Güzel, az da olsa kuleye vurduk ama hala yani bizim için bir şey çıkabileceğini düşünmüyorum. Dark Goblin'i atalım. Şöyle. Hatta bir Tomruğu da atalım. Koç bincisini yine arkadan atıyorum biniciye karşı. Şöyle atalım. Evet, rakip depreme döndü full artık. Şöyle mi gelsin? Evet, yine olmadı. Tesla bizim için çok büyük bir anti. Tekrardan deniyorum. Şu an bir şey çıkar mı? Yine Tesla'yı döndürdü. Gerçekten Tesla'ya karşı şu anda bayağı bir sinirlendim. Şöyle tekrardan bir deneyelim şansımızı. Orada o Dark Goblin'i gidecek mi? Evet, gitmesi biraz kötü oldu. Şöyle deniyorum tekrardan ama bir şey çıkmıyor yani. Tesla'dan dolayı hiçbir türlü gidemiyoruz. Yani her vuruşumuzda, her gidişimizde daha doğrusu Tesla bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yine o Elektro ruh orada güme gitti biraz. Tekrardan Dark Goblin'le falan deniyorum ama olmuyor yani. Yani şurada Tomruğu da attı. Muhtemelen bir sonraki depreme gidiyoruz. Aynen, gidiyoruz hatta. Yani deniyorum şansımı ama gerçekten Tesla bizim için çok büyük bir sorundu. Ve çok rahat bir şekilde de tuttu orada aslında bizim koç binicisini. Maalesef kaybettik. Devam edelim. Evet, rakibimizi bulduğu Dena geldi. Umarım kulübesi yoktur. O Tesla'dan sonra kulübe bizim için biraz sıkıntı oldu diyebilirim. Tamam, Dark Goblin ile başlayalım o zaman. Bakalım ne gelecek. Oraya karşı bir Elektro ruh, bir de Tomruk. Şöyle onu koruyayım dedim aslında ama orada zehir attı. O biraz bizim için sıkıntı oldu. Öyle bir ateş ruhu atalım ona. Yani değişik bir deste. Bayağı değişik hem de. Şöyle Dark, evet, rakipte de Dark Goblin var. Rakip de bizim gibi değişik bir destesi var aslında. Çok düzgün bir desteğe benzemiyor onunki de. Tamamdır. Şöyle gel o zaman. Şu anda başa başız. Zehri var. Zehre dikkat etmemiz lazım. Hatta belki hızlı hızlı döndürebiliriz. Şöyle iyileştirici ruhla atalım. Belki birazcık iyileşir, vurabilir. Güzel. Orada iyileştirici ruhla aslında güzel bir combo çıkabiliyor. Orada bir vuruş daha kazandık da diyebiliriz. Şöyle bir tomruk atalım. Zehir gelebilir. Gelmedi. Şöyle onu koruyacağım ben ya. Onu korumam lazım. O Dark Goblin'i bizim için çok önemli arkadaşlar. Yani onu koruyamazsak zaten yeniliriz. Hatta şunu da atıyorum. Kuleden çok Dark Goblin'i koruduk aslında. Tamam, çok bir hasar almış değiliz. Hasarda öndeyiz şu anda. Hemen şöyle bir buz ruhuyla da ucuzdan bir vuralım. Vurdurursak tabii, rakip izin verirse. İyileştirici ruhla da vuralım. Elektro ruhla da vuralım diyeceğim ama buna izin vermedi. Şöyle arkadan bir ilk başta koç minisi atıyorum. Tamam. Şöyle bir tomruk. Rakip birazcık ağır gelmeye başladı. Şöyle bir gelsin o zaman. Şöyle bunu da atalım. Tomruğa çok acil ihtiyacım var. Rakip tam tomrukluk yani. Onu söyleyebilirim. Tomruk çok işe yarıyor. Vurur muyuz? Bir tane vuralım. Çok güzel. Dev gelebilir bence. Şuradan da bir ateş ruhu atıyorum. Bu arada rakipte alev topu da varmış. Zaten zehri yok muydu bunun? Anlayamadım yani. Rakip de gerçekten bizle yarışır yani şu destede. Orada bir vuralım. Çok güzel. Bir tane daha vurur muyuz? 41 can kaldı ve bu maçı da kazandık arkadaşlar. Videoda 4 maça girdik. 3'ünü de kazandık. Bir tane kaybettik. Gerçekten çok zor bir deste aslında. Yani bu desteyle kupa maçlarına falan girmeyin arkadaşlar hiçbir türlü. Yani asla tavsiye etmiyorum girmenizi. Ancak büyük mücadelede bence güzel maçlar çıkardık. 1.9 ortalamalı. Eğlencesine siz de deneyebilirsiniz.
Gerçekten ben oynarken çok keyif aldım. Umarım ki siz de izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.